Ama yalnız tabii uçaklarla sınırlı bir değil bu durum. Taşnakları zaten söyledik devrim noktası olarak. Bir de devrimden sonra kurulan bir Ermeni partisi var. Onun da ismi Anayasal Ramgabar Partisi. Ramgabar demokratik veya demokrasi demek. Yani Anayasal Demokrat Ermeni Partisi diye çevirebileceğimiz bir parti. 31 Ekim tam olarak söylemek gerekirse 31 Ekim 1908'de kuruluyor Ramgabarlar. Ramgabarlar Hınçaklara ve Taşnaklara göre skalanın biraz daha sağında yer alan, biraz daha liberal, kültürel ve dini değerler söz konusu olduğunda ama biraz daha muhafazakar bir partiden bahsediyoruz. Yani hani bir taraftaki klasik şeyle söylemek gerekirse bir burjuva partisi olmaya ya daha yakın bir partiden bahsediyoruz. Şimdi o da programında benzer bir yaklaşım ortaya koyuyor. Şöyle, mesela şöyle diyor programında, eskiden yani Hamit zamanında, istiklal rejimi sırasında gizli örgütler kurmanın bir gerekçesi olabilirdi, bulunabilirdi. Çünkü işte malum bir otokrat bir yönetime karşı, baskıcı bir yönetime karşı siyasi mücadele verirken gizli örgütler kurmak olabilir ve kabul edilebilir bir şeydi. Fakat artık yani anayasa ilan edildikten sonra ve ifade özgürlüğü tesis edildikten, kurulduktan sonra artık böyle gizli örgütlere ihtiyaç olmadığını, artık açık ve gene anayasal, açık ve anayasal örgütlerin kurulacağını söylüyor. Ve dolayısıyla kendini de bu açık ve anayasal örgütlerin bir örneği olarak, devrimden sonra kurulan bir örneği olarak gösteriyor. Gene amaçları sayarken diyor ki amaç anayasanın daha da demokratikleştirilmesidir. Yani bu da Hınçakların bildirisinde ortaya çıkan demokratikleştirme veya daha demokrasinin ileri götürme vurgusu burada da karşımıza çıkıyor. Buna ek olarak Ramgabarlar bu programda, yani kendileri belki ilk parti programlarında Ademi merkeziyeti ve kolektif komünal hakların bölgesel bazda ilerletilmesini Osmanlı İmparatorluğu'nun toprak bütünlüğünün garantisi olarak zikrediyorlar. Yani biliyorsunuz bizim kadim sorunumuz bu merkez, yerel, Ademi merkeziyetçilik falan. Buna daha sonra döneceğim. Zaten bu Ademi merkeziyetçilik vurgusu ve komünal ve bölgesel özellik Ermeni partilerinin de hemen hemen üstünde hemfikir olduğu, nasıl düzenleneceği ayrı tartışma konusu olmakla birlikte ilki olarak hemen hemen bütün Ermeni partilerinin hemfikir olduğu noktalar. Oraya dediğim gibi konuşmanın sonunda dönmeyi düşünüyorum. Şimdi bu iyimserlik havası içinde diyelim, bu rejime destek deklarasyonları içinde. Ha bir sembolikte şöyle bir şey var, aklıma gelmiş söyleyeyim. Mesela Hınçakların partinin ismi aslında Devrimci Hınçak Partisi. Ama değişen rejimle birlikte değişen tutumlarını göstermek için 1909 Şubat'ında yanlış hatırlamıyorsam yaptıkları kongrede isimlerini Devrimci Hınçak Partisi'nden Sosyal Demokrat Hınçak Partisi'ne çeviriyorlar. Yani devrimci yöntemleri de terk ettiklerinin bir göstergesi olarak, onu da aklıma gelmişken söyleyeyim. Dediğim gibi bu hava içinde bu iyimserlik ve destek, rejime destek çağrıları içinde Adana olayı yaşanıyor. Tabi uzun uzun gene onu da anlatmak mümkün değil ama İstanbul'daki 31 Mart vakasıyla eş zamanlı olarak Adana ilinde ve çevresinde tırnak içinde olaylar patlak veriyor. Bu olaylarda kimi kaynaklara göre 20 bin Ermeni katlediliyor. Ve aşağı yukarı 10 gün süren, iki dalga halinde gelip 10 gün süren olaylardan bahsediyoruz. Şunu düşünün, yani ne kadar büyük bir şok veya ne kadar büyük bir olaydan bahsettiğimizi anlamak için. Hani 20 bin diyor ya kaynaklar, siz onu da hadi yarıya alalım, 10 bin diyelim. 10 günde 10 bin kişinin öldüğü bir olaydan bahsediyoruz. Adana ve çevresinde. Bu gün başına 1000 kişi yapar. Yani verilen en yüksek rakamı biz gene yarıya bölelim, yani onu da kabul etmeyelim. Yarıya bölelim, 10 bin, 10 günde 10 bin kişi demek, günde 1000 kişi demektir. Yani büyük bir şok tabii bu. Ve üstelik böyle bir iyimserlik havasında gelmiş olması bunun etkisini daha da arttırıyor.
Tabii ilk anda dediğim gibi tam bir şok olarak tarif edilecek bir şey bu. Mesela hemen izleyen günlerde, haftalarda Taşra'nın farklı yerlerindeki basında hani böyle tabiri caizse lanet eden yazılar okuyorsunuz. Allah kahretsin, gene böyle. Biz böyle mi olacaktı? Hani gene tabiri caizse veya söylemeyeceğim, gene mi olmayacak? Galiba bunlar adam olmayacak falan filan türünde yazılar çıkıyor. Hemen dediğim gibi arkasından. Fakat bir müddet sonra şunu görüyorsunuz. Tabii bilerek bilmeyerek kasıt ne kadar var ama bir müddet sonra olayları, yani Adana olaylarının katliamlarını umutları tamamen söndürmeyecek biçimde yorumlamaya başlıyorlar. Yani bunu bir kopuş, geri dönüşü olmayan bir nokta olarak değerlendirmekten ziyade dediğim gibi bunu umutları söndürmeyecek bir çerçevede yorumlamaya çalışıyorlar. Bunun da en önemli göstergesi veya yolu onlar açısından Adana katliamını Abdülhamid'in düzenlediğini veya Abdülhamid taraftarlarının düzenlediğini söylüyorlar. Hatta şöyle bir kitapta, tam bu başlıkta bir kitap çıkıyor. Abdülhamid'in son oyunu. Yani bunu Abdülhamid'in giderek, tırnak içinde giderek yaptığı son bir hamle olarak düşünüyorlar. Yani bu Adana katliamlarının, tırnak içinde söylüyorum, gerici unsurlar tarafından planlandığı, başta Abdülhamid olmak üzere planlandığı ve uygulamaya konduğu yorumu ağır basmaya başlıyor. Tabii özellikle taşnaklar arasında ama taşnaklarla sınırlı olmayan biçimde. İddia terakkiye ise dolaylı sorumluluk biçiyorlar genel olarak. Nedir bu dolaylı sorumluluk? Birincisi olaylar sırasında kalabalıklara müsamahakar davranmış olması, hükümet etmenin iradesini gösterememiş olması, yani olaylara mahal vermesi başka bir deyişle. İkincisi de olaylardan sonra olayları gerekli ciddiyette ve ivedilikle ele almamış olması. Yani burada olayların dediğim gibi düzenleyicisi veya arkasındaki güç olarak değil ama mahal veren ve sonrasında da yeterince ciddiyetle üstüne gitmeyen olarak İttihat Terakki'yi suçluyorlar diyelim. Bir müddet sonra yani o lanet eden büyük bir bedbinlik veya hayal kırıklığı ifade eden yazılardan bir müddet sonra bu sefer ihtiyat, sabır ve umut telkin eden yazılar ortaya çıkmaya başlıyor. Hepsinin ihtiyat, sabır ve umut bunlara birer örnek olarak size yine gazetelerde rastladığımız şeyler, örnekleri getirdim. Şimdi şuna ihtiyat telkini dedim. Bu Haraç'ta yani Erzurum'daki taşnakların yarı resmi organı dediğim gazetede yayınlanan, onun da taşnakların resmi yayın organı Troşak'tan yani Bayrak'tan aldığı bir taşnak bildirisinden bir parça. Yani bu bildiride Taşnak Partisi Osmanlı Ermenilerine sesleniyor. Ve şöyle diyor: bu ağır günlerde Ermeni liderlerinin ve gençliğinin sorumluluğu büyük. Azami derecede ihtiyatlı olmak gerek. Her bir hareketinizi yanlış anlamaya ve sizin niyetinizin tersine yorumlamaya hazır kalabalıklara karşı dikkatli olun. Kültürel ve insani mesajları bile son derece dikkatli bir şekilde vermemiz gerek. İntikam kelimesi kimsenin, özellikle de aktif gençlerimizin ağzından asla çıkmamalı. Yani hatırlatıyorum, bu Adana, tarih 19 Haziran 1909. Yani Nisan, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. Yani birkaç ay içerisinde, Adana olaylarından sonra birkaç ay içerisinde Taşnak Partisi'nin özellikle kendi üyelerine tabii ama onunla sınırlı olmayan biçimde bütün Osmanlı Ermenilerine almaları gereken tutum konusundaki beyanı. Buna ben ihtiyat telkini dedim. Dikkatli olmayı çünkü öneriyorum. Sabır telkinine bir örnek. Bu o bahsettiğim Kolej dergisinden alınma, onun 1 Ocak 1910'daki baş yazısından bir bölüm.
yani tarafsız, partili anlamda, partili olmayan, o anlamda tarafsız bir yayın organından bir örnek. Şöyle diyor, uyum ve kardeşliğin sağlam ve istikrarlı bir temele oturtulmasını her şeyden önce ve her şeyden daha çok bekliyoruz. Bunlar imkansız değil ama zamana ihtiyaç var. Parlamento programını oluşturana, hükümet beklenen reformları yapmak için çalışana kadar bekleyelim. Sabırsız olmayalım. Yılların verdiği zarar bir günde giderilemez. Gördüğünüz gibi aslında baktığınız zaman bir yandan klişe sayılabilecek bir açıklama. Ama Adana olaylarından sonra yapıldığını düşünecek olursanız neye referansta bulunduğu daha net anlaşılıyor. Umut tepkine gelince gene Yeprat'tan alınma, Başarı'dan alınma benzer yakın zamanlarda ki Başarı'dan alınma. O da şöyle diyor. Hepimiz gün be gün yürümeyi öğrenen 1,5 yaşında bebekleriz. Geçmişte ümitlerimiz çok kez heba oldu. Şimdi tekrar ümit varız. Bu ülkenin hastalıklarından kurtulacağını ve ümit içindeki toplulukların kendi ülkelerinin sahibi olduklarını ve öyle kalmaya da hakları olduğunu yabancılara göstereceklerini umuyoruz. Hükümet yetkililerinin tedrici olarak daha iyi olacaklarını, Türk partilerinin anayasayı elimizden almayacaklarını hala umuyoruz. Tam tersine onu geliştirmelerini bekliyoruz. Umudumuz hala güçlü. Gene burada şey dikkatinizi çekelim, anayasa vurgusuna. Yani anayasa vurgusu bir daha karşımıza çıkıyor. Yani bu dediğim gibi sonda değineceğim gene ama anayasal rejimden, anayasadan, anayasal düzenden beklentilerin ne kadar büyük olduğunu da gösteriyor. Geçmeden gene bir şey daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu belki tarihiyle yoruma açık bir yer ama baştaki Hınçak bildirisinde de burada da dikkat ederseniz yabancılara bir şey gösterme vurgusu var. Yani direkt hem baştaki Hınçak bildirisinde hem de buradaki başyazıda ülkemizin sahibi olduğumuzu, yani bir Osmanlı halkları olarak, Osmanlı milletleri olarak ülkemizin sahibi olduğumuzu ecnebilere, dışarıya, yabancılara göstereceğiz gibi böyle bir şey. Bunu bir, buraya bir mim tabiri caizse mim koymak lazım. Dediğim gibi biraz belki direkt bugün konumuz değil ama bu da üstünde durulması gereken bir şey. Çünkü bunlarla sınırlı değil, bugün değinemeyeceğiz ama askerlik meselesinde de askerlik hizmetinin biliyorsunuz 1909'da herkese yayıldı. Onun üzerine yazılanlar, çizilenler var. O yazılanlarda da ülkeyi dışarı karşı korumak, ülkeyi işte düşmanlara karşı korumak falan gibi bugün bize çok devletçi, devletli ağzı olarak görünecek ifadelere rastlıyoruz. Ve bunu dediğim gibi bir mim koyup geçelim en azından aklımızda bulunsun.